Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdi sıra geldi. İşçi problemleri test 66 ya. Bir tane sorun var ki var ya bu testte. Biraz sonra hemen bunu çözdükten sonra size göstereceğim. Gerçekten muhteşem bir soruydu. İsterseniz yorumlara hocam buna benzer birkaç tane tahtada çözün diye. Eğer gerçekten çok yorum gelirse ben onu tahtada ve ona benzer birkaç tane daha soru yazarak o soruları çözeceğim. Şimdi önce biz bunu girişimizi yapalım. Ondan sonra o soruyu da hemen size biraz sonra göstereceğim. Arkadaşlar işçi problemleri test 66'dayız şimdi sıra. 2003 yılında geldi ve toplamda 3 tane soru tipimiz var haberiniz olsun. Şimdi diyor ki A saatte B birim. Sonra diyor ki bu makinenin C katı mal üreten. Şimdi B birim maldı ya bu sefer BC birim mal üretecek. Doğru mu arkadaşlar? Birim mal. Çünkü kendisi öyle diyor C katı. Benim bununla işim yok ha. Bakın bununla hiçbir işimiz yok. Bunu sadece bu alt tarafı kullanmamız için bize bir bilgi verilmiş. A saatte B birim mal üretiyormuş. Diyor ki başka bir makine bunun C katı. Aynı süre içerisinde. Aynı süre dediği arkadaşlar yine A saat. Değil mi? A saatimiz yine var. Kendisi öyle diyor A saat. Diyor ki B birim malın C katı. BC birim malı üretiyormuş. B birim malı diyor kaç saatte üretir? Soru bitti arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yaptınız mı? Soru biter. Evet. Çarpalım arkadaşlar. X çarpı BC eşittir AB'ye. B'ler gitti. A bölü C'dir cevap. A bölü C cevap bursa haberiniz olsun. Hemen hızlı bir şekilde sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar işte en çok hoşuma giden soru bu soruydu. Buna da 4 tane yıldız atıyorum arkadaşlar. Hak etti çünkü. Özellikle bu soruya bakarken arkadaşlarım biraz uğraşıp bu soruyu çözmelerini istiyorum. Gerçekten güzel bir soru. Bir önceki 2 ve 4'e göre daha da güzel bir sorudur benim nezdimde. Buna dikkat edin. Hemen hızlı bir şekilde üst taraftan başlayalım. Kolay bir soru arkadaşlar. Şimdi diyor ki soruda ne diyor? Diyor ki bir makine bir işi 24 saatte bitirmekteymiş. Tamam. Makinenin hızı şekildeki oranda azaltılırsa. Ha 3 hızından 2 hızına düşürülmüş. O zaman 3 hızıyla 24 saatte üretiyorsan 2 hızıyla kaç saatte üretirsin? Arkadaşlar hız azaldıkça süre artar. Burada bir ters orantı var. Ters orantı da sayılar karşılıklı çarpılır. Fişt fişt diye. Hadi çarpalım. Hocam çarpınca 72. Doğru mu arkadaşlar? Maksat hata olmasın. Bir daha okuyorum. Azat bu işin yarısını. Ha bir de yarısını istiyormuş. Tamam. Biz bir tamamını bulalım hele. Sayıları karşılıklı çarptınız. 72 2x'e. X buradan kaç çıktı? 36 çıktı. Doğru mudur? Bu tamamıydı. Yarısını istiyorsa cevap 18'dir. Hemen 36'yı bulduğumuz gibi de 36'yı işaretlemeyelim. Çünkü bizden yarısını istiyordu. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Hemen hızlı bir şekilde alttaki sorumuza bakıyoruz. Şimdi. Evet, güzel bir soru arkadaşlar. Bana göre güzeldir. Şimdi diyor ki Cevdet Usta 15 saniyede İki parça ayırıyorum. Bir defa kesmesi 15 saniye. Burada 1, 2, 3, 4 defa kesmesi 60 saniye. Doğru mu arkadaşlar? Ama tabii hız aynı olsaydı. Ne diyor? Hızını 4'te 1 oranda arttırırsa. 4 hızıyla 60 saniyede yapan bir adam 5 hızıyla kaç saatte yapar? Çünkü 4'te 1 arttırmak ne anlama geliyor? 4'te 1 arttırırsan 5 olur. 4 hızıyla 60 saniyede yapan bir adam 5 hızıyla kaç saatte yapar? Hızdan süre ters orantılıdır. Hız arttıkça süre azalır. Ha, hızdan üretim doğru orantılıdır. Hız ile üretim tabii süreler aynıysa biz buna doğru orantı diyoruz. Çünkü arkadaşlar hız ne kadar fazla oldu mu üretim de daha fazla olur. Hız az oldu mu üretim az olur. Doğru orantı. Ama hızdan süre ters orantılıdır. Hız ile süre
ters orantılıdır, haberiniz olsun. Sen buradan eve, evine, gerçi ben buradan evime, sana evimdeyim. Ben buradan iş yerine 100 hızıyla 1 saatte gidersem 200 hızıyla yarım saatte giderim. Hız arttıkça süre azalır. Süper. Ters orantı sayıları karşılıklı çarptığımız soru biter. 245x'ten x buradan 48 çıktı, haberiniz olsun. Hemen geldik üstteki sorumuza. İşte bu da arkadaşlar 1, 2, 3 yıldızı bence hak ediyor. 3 yıldızı hak ediyor. E hadi buyurun, nasıl hak ediyormuş birlikte bakalım arkadaşlar. Bir öğleden önce, bir de öğleden sonra. İki durumumuz varmış. Güzel. Öğleden önce 5 saat çalışıyormuş bu adam. Öğleden sonra da 4 saat çalışıyormuş bu adam. Güzel. Diyor ki öğleden sonra yaptığı iş miktarı öğleden önce yaptığı iş miktarının 2 bölü 3'ü kadarmış. Bu 3 parça iş yaparsa bu 2 parça iş yapar. Doğru mu arkadaşlar? Güzel. Kendisi diyor 3'te 2'si kadar iş yapıyormuş. Şimdi bunların süreleri niye farklı? Biri 5 saat, biri 4 saat çalışamaz. Bunu arkadaşlar 4'le çarpalım. Bunu da 5'le çarpalım hepsini. Tamam. 4'le çarptım 20 saatte. Kaç parça iş yaptı arkadaşlar? 12 parça iş yaptı. Bu da 20 saatte kaç parça iş yaptı? 10 parça iş yaptı. Süper. Süreleri eşit olduğu zaman yaptıkları parçalar çıktıysa o zaman hızlar da ortaya çıkar. 12 parçadan 10 parçaya düşürmüş. Yani bu 20 saatte 20 saat, bu da 20 saat. 20 saatte 12 parça üreten bir malla 20 saatte 10 parça üreten bir malın hızları eğer karşılaştırıldığı zaman 12'de azalması mı diyor, kaçı mıdır diyor, hızı hangi oranda azaltmaktadır? 12'de 2 parça azaltmış. 12'de 2 parça azaltmışsa bu kaçta kaç azaltmıştır? 6'da 1 azaltmıştır. Cevap Ceyhan'dır, haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Olay budur. Güzel bir soru değil mi? 5'te 4'ü kendisi bize vermiş. 2 bölü 3 katıdır demiş. 3 parçayı 2 parça dedim. Süreler niye farklı? Süreler farklı olduğu zaman ben bunların hızlarını kıyaslayamam. Bunu 4'ten bunu 5'ten çarptım. Maksat hızlarını kıyaslayabileyim diye. Baktım aynı sürede bu 12 parça üretirken aynı sürede bu 10 parça üretiyor. O zaman demek bu daha hızlı. Hızını ne kadar azaltmış? 12'de 2 azaltmışsa 1 bölü 6'sını azaltmıştır, haberiniz olsun. Ve geldik benim gözümdeki en muhteşem sorulardan bir tanesine. Evet arkadaşlar, yorumlara özellikle bu soru hakkında fikrinizi almak istiyorum. Hocam soruyu çok beğendik. Buna benzer birkaç tane soru daha tahtada çözün derseniz çözeceğim, haberiniz olsun. Ama gelen yorumlara bağlı. Yani bir iki kişi yorum atarsa tabii ki çözmem, haberiniz olsun. Evet arkadaşlar, yani genele ne derse ona göre hareket edeceğim. Şimdi Ali Usta çalıştığı bir iş yerinde diyor ki 40 dakika çalışıp 10 dakika dinleniyormuş. Toplam periyodumuz kaç dakika oldu? 50 dakika. 40 dakikaya 10 dakika, toplamı 50 dakika. En son adam bir defa 40 dakika çalışır, 10 dakika çalışmasına, işte dinlenmesine gerek yok çünkü iş bitecek. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Diyor ki 6 saat 30 dakikada işi bitirmiş. 6 saat 30 dakika kaç dakika oluyor? 6 saat 360, 30 daha kaç etti? 390 dakika bu adam çalışmış. Güzel. 390'ı bunlar 50'şer 50'şer periyotlarla 50'ye böldüğün zaman 7 periyot çıkar. Bu 7 tane. En sondaki de bir tanem kalacak. Çünkü 7 kere 50, 350. En son 40'ı da ekleyin, 390'ı verdi. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar bizim bir sıkıntımız var mı? Güzel. O zaman dur. Ali Usta çalışma hızını 1 bölü 3 oranda azaltırsa. Dur. Hızla üretim dedik ki doğru orantılıdır. O zaman ben burada 3 parça mal üreteyim. Var mı burada bir sıkıntı arkadaşlar? 3 parça. 3'te 1 oranda azaltılırsa bu 40'a 10'luk periyotlarımız vardı ya. 40'a 10'luk periyotlarımız vardı ya. Artık burada kaç parça mal üreteceğiz? 2 parça mal üreteceğiz. Çünkü kendisi diyor ki 3'te 1 oranda hızını azalt diyor.
Sen burada 40 dakikada 3 parça mal üretirken burada 2 parça mal üreteceksin, haberin olsun. Burada toplam bizim üretim kapasitemiz neydi? Hocam bulalım, 7 kere 3 20. Evet. 7 parça, en sondaki bu da bir parçaydı. 8 tane bizim 40 dakikamız var burada. Evet. 8 kere 3 24 parça mal üretim kapasitemiz varmış. Süper. 24'ü 2'ye bölelim arkadaşlar. Bizim 12 tane, doğru değil mi? Periyot çalışmamız lazım. Yani şöyle bir şey. Bunlardan 12 tane yapmamız lazım. 40'a 10. En sondakini yine 40 diyorum ama onu saymıyoruz. Doğru mudur? Evet. Şimdi bizim burada 12 tane 40'ımız var. 12 çarpı 40 dakika çalışacağız. Çünkü arkadaşlar niçin 24 parça kapasiteyi 2'ye böldüğümüz zaman bizim 12 tane parçamız ortaya çıkar. Yani 12 tane periyodumuz çıkacak. Çünkü her bir periyotta 2 parça üretiyoruz ya. 12 tane bizim 40'ımız var ama 12 tane 10'umuz yok. Çünkü en sondaki 10 dakika dinlenmemize gerek yok. Artı 11 çarpı 10. Şu 480, 590 mı oldu arkadaşlar? 590 dakika ben çalışmam lazım. Önceden kaç dakika çalışmıştım? 390 çalışmıştım. Farkı nedir? Farkı hocam 200'dür. Çünkü diyor ki kaç dakika, kaç saat daha geç bitiririz diyor. Tamam, bunun farkını eğer sen 200 bulduysan, o da 3 saat 20 dakika etmiyor mu? Soru bitti arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir daha anlatıyorum. Ali Usta 40'a 10. 40'a 10, 40'a 10, 40'a 10, 40'a 10. En sondaki 10'u saymadım. Çünkü iş bittikten sonra neyine dinleniyor oğlum bu adam? Süper. Şimdi diyor ki kapasite hızını 3'te 1 oranda azaltırsa. Demek ki bu 40 dakikalık periyotta 3 parça mal üretsin dedim. Bizim 300 dakika, 390 dakikada bitiriyordu. 50'ye böldüm. Çünkü periyotlarımız elde 1 atıyor. 50'ye böldüm. 7 tane. 50'lik. Geriye 40 dakika kalır. Demek ki en sondaki 10 çalışmamış ya. Süper. Ya da şunu da yapabilirsiniz. En sondaki 10'u çalışmadığı için onu çıkartın. 360 10 çalışmamış ya. 10 çalışır gibi hareket ederim ben. 10 eklerim 400. 400'ü 50'ye böl. 8 tane, yani bunlardan 7 tane doğru. En sondaki 1 ile birlikte sanki hepsi toplamda 8 periyot çalışmış gibi. 8 kere 3, 24 parça mal üretmiş. Diyor ki 3'te 1 oranda azaltsın. Yani 2 parça üretsin. Tam da 24 parçayı kaç periyot çalışması lazım? Hocam vallahi 12 periyot çalışması lazım. Ama en sondaki 10'u saymam. 12 periyot olarak çalıştırırsanız 600. En sondaki 10 dakikayı saymazsan 590. Farkı ne? 200. 3 saat 20 dakikadır. Haberiniz olsun. Yorumlar arkadaşlar, bu soru hakkında şeylerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.